Sayın seyirciler bundan önceki sohbetlerimizde Fatiha suresinin tefsirini ve açıklamasını yapmaya çalışmıştık. Şimdi sıra Bakara suresine geldi. Kur'an-ı Kerim'in bu ikinci suresi 286 ayeti kerimeden meydana gelmiş en uzun suredir. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure olma vasfını kazanmaktadır. Aşağı yukarı iki buçuk cüzlük bir yer işgal etmektedir Kur'an-ı Kerim'de. İçerisinde Cenab-ı Hakk'ın Yahudilere kesmelerini emrettiği Bir sığırdan bahsedildiği için Bakara ismini almıştır Bu sure-i e. Medine-i Münevvere'de nazil olmuş Bu sure Kur'an-ı Kerim'in hakikaten Son derece Beri fevkalade icazkar ifadesini e, Üslubunu Harika üslubunu Aksettiren e, Büyük surelerinden bir tanesidir İnşallah bu sureyi cellede anlatılanları mümkün olduğu kadar anlaşılır bir dil ile sizlere aktarmaya, izah etmeye çalışacağız. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'de Elif la mim diye başlayan surelerden bir tanesini teşkil eder. Bu baştaki harfler huruf-u mukatta'a ismini almaktadır. Tefsir ilminde bunlara Hurufu u mukatta'a denilmektedir. Bazı alimler bu harflerin ifade ettiği mana üzerinde bir takım açıklamalar ve yorumlar yapmışlarsa da genellikle bu harflerin kesin olarak manasının ancak Cenab-ı Hak tarafından bilineceğini müfessirler beyan etmişler, açıklamışlardır. Bize kadar intikal eden bilgilere baktığımız zaman bu elif la mim sözünün aslında Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir isim olduğunu, surenin adlarından bir ad olduğunu, ismi azam olduğunu beyan edenler olmuş. Bazı alimler ise bunların birer şifre mahiyetinde remz olduğunu ileri sürmüşler. Demişlerdir ki mesela Elif Allah'a Lam Cibril Cebrail aleyhisselama Mim de Muhammed aleyhisselama işarettir. Yani Allah tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed aleyhisselama gönderilen tebligattır. Kurandır manasında izah etmişlerdir. Alimlerden bir kısmı Allahu a'lemu şeklinde bir açıklamada yapmışlardır. En Allahu a'lemu yani buradaki hemze Allah'ın ene ben a Allahu lafzındaki lam harfi de lafz-ı celaldeki lama işaret ve dolayısıyla sonundaki mim de a'lemu'ya işaret olarak ben sizin içinizde bütün mevcudat ve mahlukat arasında hakikatleri, gerçekleri en iyi bilenim manasında Cenab-ı Hak tarafından beyan edilmiş, ortaya konmuş bir ifade olarak da izah edilmiştir. Fakat bunların hiçbiri kesinlik ifade etmemektedir. Bunlar tamamen birer yorum ve tevil mahiyetindedirler. Genellikle tefsir ilminde sahih haberlere ve sağlam kaynaklara istinad eden alimler, bu sözlerle Allah'ın ne kastettiğini ancak yine kendisi bilir diye Allah'u alemu bi muradihi bizelik Bununla ne kastettiğini Allah daha iyi bilir şeklinde Salim bir ifade kullanmışlardır Biz de aynı şeyi söylüyoruz Ve zaten bunu bilmek zorunda da değiliz Elfaz-ı müteşabihe dediğimiz Manasını kesin olarak insanların anlayamayacağı lafızlardan kabul edilecek olursa mesele halledilmiş olur. Bu bakımdan bu meselenin detayına ve teferruatına fazla girmekte fayda mülahaza edilmemiştir aslında. Onun içindir ki İslam alimleri bu konuyla ilgili meseleyi böylece kısaca ifade etmişler ve en salim yolu seçmişlerdir. Biz de aynı şeyi e, takip ediyor, aynı yolu takip ediyor ve aynı şeyi söylüyoruz. Allah bunun en iyisini, en doğrusunu mutlaka en iyi bilendir. En isabetli olanı ancak Cenab-ı Hak bilmektedir. Zaten Peygamber Efendimiz'den de konuyla ilgili sarih bir bilgi bize intikal etmiş değildir. Kesin bir bilgi intikal etmiş değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bunun açıklanmasına zaruret görmüş olsaydı mutlaka açıklar izah eder ve bununla ilgili bilgileri bize aktarırlardı. İşte bütün diğer bazı surelerde de gördüğümüz gibi Elif la mim, Elif la mim ra, Elif la mim sad, kafa ya ayn sad gibi bazı surelerin başında görülen bu elfaz-ı müteşabihe hakkında e, kısaca bu bilgileri verdikten sonra Sure-i devamına geçebiliriz. Zalikel kitabu la raybe fi Bu kitap kendisinde şüphe ve tereddüt bulunmayan bir kitaptır. Kitabın ne olduğu konusunda alimlerden yine farklı rivayetler gelmiştir ama bu kitabın Kur'an-ı Kerim olduğu hususundaki görüşler en güçlü en kuvvetli görüşlerdir onu arz etmek isterim. Kur'an-ı Kerim kendisinde hiçbir tereddüt ve şüphe bulunmayan Allah'tan geldiği, Allah kelamı olduğu konusunda ve ifade ettiği gerçekler mevzuunda sureti katiyede tereddüde mahal bırakmayacak bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Zalikel kitabu bu kitap la raybe fi kendisinde şüphe ve tereddüt bulunmayan bir kitaptır. Rayb kelimesi tereddüt, şüphe, şek manalarına gelir. İnsanları herhangi bir şekilde inanç konusunda, bilgi mevzuunda ve çeşitli konularda farklı düşüncelere, görüşlere, ihtilaflara düşürecek özelliği bulunmayan fevkalade sağlam esaslara istinad etmiş son derece güvenilir ve inanılır bir kitaptır diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu sure için. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bu ifadesine istinaden elbette ki müminler Kur'an-ı Kerim konusunda hiçbir suretle şüphe ve tereddüde düşecek durumda değillerdir. Bu tereddüde mahal bırakacak herhangi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir. Hüden lil müttakîn. Bu kitap Allah'tan korkanların, Allah'ın emirlerine saygılı olanların, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaatkar bulunan kimselerin hidayete ermelerine, doğruyu bulmalarına, hakikati görmelerine, gerçeği anlamalarına vesile teşkil edecek bir özelliğe sahiptir. Bu kitabın karakteristiği insanlar doğruya ve hakka talip iseler mutlaka bu kitaba uymak sayesinde bu kitaba uyarak o doğruyu bulma imkanını elde ederler. Bu suretle dalaletten sapıklıktan her türlü yanlış yollara düşmekten de kendilerini kurtarırlar. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği insanlara gerçeği, hakikati, doğru yolu, hidayeti gösterme özelliğidir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle onun ayetlerinden istifade ederek, onun ayetlerinin çizdiği yolu takip ederek, onun önlerini aydınlatan bilgileriyle onun karanlıktan aydınlığa çıkaran uyarılarıyla, ikazlarıyla her bakımdan, dalaletten, sapıklıktan, karanlıktan kurtulma imkanına sahip olabilirler. Ama onlarda Allah'tan korkma, Allah'ın emirlerine saygı gösterme vasfı bulunması esastır. Bu özelliğe sahip olan, bu vasfı haiz olan müminler müttaki kimseler, ittika eden kimseler Allahü Teala'nın kendilerine ihsanı olan bu kitap vasıtasıyla hakikati, gerçeği anlama imkanına sahip olabilirler. Bu çok büyük bir imkandır as-ı zatında. Onlara akıllarını kullanmalarını afak ve enfüste dış ve iç dünyada iç alemde insanın kendi ruh dünyasında ve dış alemde insanı ikaz eden bir takım alamet ve işaretlere akıl yorarak onlar üzerinde fikir yürüterek gerçeği ve hakikati anlama yolunu ve imkanlarını bu suretle bulmuş olurlar. Bu suretle Kur'an-ı Kerim'in bir önemli özelliği insanlar için gerçek manada bir hidayet kaynağı olmuş bulunmasıdır. Hidayet ve doğruyu gösterme özelliği onun en önemli özelliğidir. Bir, Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle Allah kelamı olması açısından doğruları anlatması noktasından herhangi bir tereddüt ve şüphe söz konusu değildir. Acabalara yer yoktur onla. O tam bir katiyet ve kesinlikle Allah kelamıdır ve doğru sözdür. Ve ayrıca o bu doğruluğuyla birlikte insanlara hakikati, gerçeği, hidayeti, doğru yolu göstermesi bakımından da ayrı bir karakteristik, ayrı bir özellik taşımaktadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim sayesinde hakikati görme imkanına sahip olurlar. Zihinlerini fikri güçlerini, her türlü düşünme kabiliyetlerini hak ve hakikat yolunda yorarak gerçekten şaşkınlıktan ve sapıklıktan kurtulma imkanına ererler Kur'an-ı Kerim sayesinde. Bu fevkalade önemli bir noktadır. İnsanoğlunun istikametini tayin etmesi, hedefini belirlemesi ve o hedef doğrultusunda ayağını sağlam basarak Yönünü iyi tespit etmesi insan için en önemli özelliktir ve en önemli nimettir. İnsan bu imkana sahip olduktan sonradır ki Allah'ın kendisine ihsan ettiği her türlü bedeni, ruhi, psikolojik ve zihni kapasiteyi, imkan ve kabiliyetleri en mükemmel şekilde kullanma imkanına sahip olur. Potansiyelini en mükemmel tarzda direnmize çevirir ve bu suretle Allah'ın verdiği nimetleri en güzel bir tarzda değerlendirme bahtiyarlığına ermiş olur insanoğlu. Böylelikle insanoğlu Kur'an-ı Kerim'den azami derecede istifade ederek maddeten ve manen varlığının farkına varır, o varlığını en iyi şekilde değerlendirmiş olur.